Münevver Karabulut'u vahşice katleden ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölmediği dair komplo teorileri ortalıkta dolaşıyordu. Bu vahşi cinayetin yeniden gündem olmasının ardından Münevver Karabulut'un avukatı Rezan Ep Özdemir, Cem Garipoğlu'nun intihar ettiği gün ve sonrasında neler yaşandığını anlattı. Hatırlarsınız, o dönem 197 gün boyunca kaçan Garipoğlu, 2011 yılında 24 yıl hapisle cezalandırılmıştı ve 10 Ekim 2014 tarihinde ise Silivri Beşnoğlu L tipi kapalı cezaevinde kalan Garipoğlu'nun intihar ettiğini öğrenmiştik. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, "O celladın cesedini görseydim belki ikna olurdum. Ama cesedini göstermediler. İntihar ettiğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Mezarının açılmasını talep edeceğim. Yoksa bu kabus bitmeyecek." sözleriyle Garipoğlu'nun öldüğüne inanmadığını söylemişti. İntihar ettiği dönemde de Cem Garipoğlu'nun yurt dışına kaçırıldığı, ölen kişinin başkası olduğu iddia edilmişti. Cezaevinde, Çince öğrendi, yüzünü değiştirdi, derken ortaya birçok komplo teorisi atılmıştı. Yıllar geçse de bu teoriler hala daha tazeliğini koruyor ve üstüne yenileri de ekleniyor. Münevver Karabulut cinayetinin yeniden gündem olmasıyla birlikte de Münevver'in avukatı Rezan Ep Özdemir cinayeti ve yaşananları sosyal medya hesabında anlattı. Ep Özdemir, Cem Garipoğlu'nun intihar ettiği gün neler yaşandığını, herkesin merak ettiği detayları da açıkladı. Soru işareti kalmaması için de cesetten alınan DNA'nın ailenin erkekleriyle karşılaştırıldığını ve ölen kişinin Cem Garipoğlu olduğu söylendiğini ifade etti, kendisinin de Münevver Karabulut'un ailesine tüm raporları, fotoğrafları gösterdiğini söyledi.